sen önden çıkıyorsun. Önden. Azıcık bekle. Evet, çıksana. Çık. Önden. Evet, diğerler hazırlansın. Girsin. Işığı verebiliriz. Geldiniz öne, devam ettiniz. Öne geldiniz, devam ettiniz, aktınız, finale geldiniz. Ben gidiyorum dedi, çıktı, kapıyı çarptı. Sen benim yüzüme kapıyı çarpamazsın dedi. Sırtımın kökünü yalnız o duruşa da söyle, benimle bir ilgisi yok. O memeler benden önce sarkmıştı zaten. Kaldı ama poz vermiş o kadar. Işık. Yani istersen biraz daha şöyle getirsen. Tamam mı? Kapat mesela. Aynen. Biraz daha böyle getir. Tamam. Tamam mı? Aynen. Şöyle. Şöyle. Sen git şimdi pozuna. Emirhan abi. O yaparken sen sadece tamam hani ışık. Müziğin ışığı verdiğim zaman bir çeksin. Tamam. Çektiği an İlayda'nın kaldığı pozdan oyunun başındaki poza dönüyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Kal şimdi. Kaldın. Çektiği an, ulan yavaş yavaş bir çeksen olur. Şimdi yerimizi alıyoruz. Mesela siz Nesrin Hanım, tamam mı? Aziz Bey ve Nida Hanım buradan girerken Furkan, Can, Bülent buradan gelip yerine otururken tamam mı? Siz üçünüz tamam mı? Hani bu taraftan gelirsiniz. Bir, iki, üçünüz de bu taraftan gelirsiniz. İçeriden. Bir, iki, üçünüz. Yok giriş var zaten. Ha, giriş. Mesela bu çıktıktan sonra üç kişi buradan giriyor. Üç kişi oradan giriyor. Üç kişi buradan, üç kişi buradan. Evet evet, ona göre yani şimdi buradasınız değil mi? Evet. Tamam, buradasınız. Kalın bir pozisyonda, buradasınız. O mavide kalalım. Yavaş yavaş kapatıyoruz üstümüze. Daha güzel oldu, daha güzel oldu, doğru. Açalım hem perdeyi, perde kapatalım. Evet, şimdi bu müzikle perde kapanıyor. Buraya kadar çok...
başladık ya. Şimdi siz biraz sahneye birazcık böyle rahatlatıyorsunuz. Ben çabras, sen de rahatlatın. Öneyebiliriz ya, öne gelin. İzliyorduk ya. Perdenin zaten arkasında yapıyoruz. O kadar önde değiliz, perde var. Perdenizin perde. Bak buradan üçüncü selamdan sonra alkışlıyoruz ya. Alkışladıktan sonra... Hadi sen de şöyle rahatlatın bakın. Hadi rahatlatın, sen de aynen. Biraz da oraya gitmen lazım. Hadi. Yani şuraya bir vurun. Sonra içinden geldiği gibi yılı, arkadaşları, teşekkür et, işte mutlu olduğunu söyle, onu söyle. Sonra işte Cengiz'e, Emirhan'a, Ercan'a, Sude'ye, burada çalışan Şaban abiye, Fırat abiye, içinden geldiği gibi işte teşekkürlerini Müjdat hocamız dahil olmak üzere nasıl istersen yap. Sonra da hocanızı çağır, ben de gelip sizi öpeyim ve belgenizi dağıtayım. Okey? Peki. İyi oldu mu? Güzel. Her şey bağlanmış oldu. Siz de ekletme sebebimizi biraz zorundan oluyor. Çünkü biz de sizde ekleyip atmak. Teoride konuşmak biraz başka. Ama iş sahne uygulamasında onu biraz buraya kaydırdım. O buradan oraya gitti. Eğlenirseniz eğer hiçbir problem olmayacak. Bir de unutmayın ya, bu oyunda 8 tane taş sahne var. Her sahneden 3'er lokma düşse yine burada düşmeyiz. O eğlene, seyirciye eğlendirmeyi unutmayın. Herkes kendi giriş çıkışlarını hatırlasın. Yanlış yerden çıksa da bir şey olmaz. Onu, bu bizim kendi matematiğimiz. O an arkadaşı ayağı sekiyordu. Yine karanlıkta aynı tempoda profesyonel o kafayla girecek. Bitti gitti. Peki. Bu arada saatimiz olmuş muş muş kaç olmuş? 6.40 olmuş. 7'ye kadar 20 dakika nefes alalım. Tuvalete gidelim. Ama tabii önce ne yapar biliyor musunuz oyuncu tayfası? Bir bakar bir burayı bir sağlam bırakır. Kostümlerini bir kontrol eder. Yani 5 dakika aşağı kadar her yeri rahatlatır. Ondan sonra aşağı iner. Siz de aynısını yapın. Bravo. Çok güzel hocam. Hoş geldin. Ercan. Hoş geldin. Fırat abi aşağıda var mı? Çift tarafta var. Nereden nereye yürüyeceklerim falan. Biraz bulamadım. Son, tam olarak anlamıyorum yani, soruları. Yani oyunun içinde mi biliyorsun? Oyunun içinde işte koltuktan kalkıp bir yere geçme olayları var ya. Onlarda bulanık olduğunu istedim tekrar yapmadım. Peki yapsaydınız keşke olduğu kadar. Olduğu kadar. Başka? Kaygımız yok ya. Yani oyunun içiyle alakalı hani o doğru kullanırsa fotoğraflar o kadar keyifli, rahat olacak. En büyük şartım şu, heyecan tamam hat safhada, beklentiniz var, seyircinin de sizden beklentisi var ama bir taraftan da iki tarafın bu akşam bir eğlencesi söz konusu ve bunu bir oyunla hep beraber kutluyoruz. Oyunumuzun içinde de eğlenceyi seyirciye ulaştıracak çok sahneniz var, çok anınız var. Onları kaçırmayın. Oyun hani böyle kuru böyle lafa, efendime söyleyeyim, sadece böyle hani işte karşılıklı atışa falan gelmesin. Eğlenin. Eğlenmeniz için daha önce provada söylediğim gibi kadınlara, bu oyunda kadınlara ve erkeklere sürekli bir şeyler oluyor. Kaldıramıyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar, kaldırıyorlar. Burada hani, enerjinize ihtiyacınız var. Çok eğlenin. Orada da düşmeyin. O yüzden sakın hani yerinize takılarak oynamayın. Onları yutun. Oyununuzu yutun ve bir oyunda yaptığınız hani eksik olan bölümü söylüyorduk ya, karşı tarafta oyunla beraber baka baka göre göre ona söylüyorsun ama hep bir yere havaya oynuyorsun. Sesler çok önemli. Sesleri de havaya kaldırıyorsunuz. Onun dışında sizin bana soracağınız bir şey yoksa kulise takılın biraz. Ben ara ara 5-10 dakikada bir zaten uğruyorum. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Bir ara hep beraber bir tuvalet molası veririz. Böyle çaktırmadan bir artık o saatten sonra çıkmayacağız. Yerimizi yukarıdaki sahneden aşağıdaki tuvalete inip orada nasıl olsa sahnem benim yok diye yaparsanız kalabilirsiniz. Bu da bir şart. Yanımızda erkekler hani ufaktan kızlar size yardım etsin. Ufaktan yüzlerine yani sen renkten ziyade hani o ışık yansımalı. Evet, kapatacağız. Saçlarda bir şey yok şu anda. Çıkar mı?
Aynen. Hocam gözlerim kalem çekecek mi? Onu ben arkadaşlara çağırdım. Kızlar bitsin size gelin. Sizinki 5 dakikalık iş. Dinlenin. Daha çok hani oyunun içerisinde... O zaman kızlar bu tarafa gelsin. Kelimelerinizi tekrarlayarak zaman geçirmeyin, olur mu? Ben buraya gelsin. Oyun bir şeyden. Tabii canım. Biz makyaj yapacağız herhalde. Bak şöyle yapalım. Erkekler sıra buraya gelsin. Makyaj... Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin kulisimize. Hoş bulduk. Oyun hakkında birkaç kelime alayım senden. Birkaç cümle alayım. Oyun hakkında kelime... Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Bence çok az sürede çok güzel şeyler başardık. Hepinizi çok seviyorum. Anılma! Biz de seni çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Sana kolay gelsin. Birazdan sen bana yap makyajı. Tamam. Evet, burada İlayda var. İlaydacığım. Evet. Oyun hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Oyun hakkında düşüncelerim... Ben de çok heyecanlıyım hatta kalpten. Benim ayak tutuyorum. Bak. Benim ayak tutuyorum. Ama yine de çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Herkes biraz daha sakin olup provalarda yaptığını yaparsa bence harika olacak. Hepimiz çok eğleniriz. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkürler başkanım. Kolay gelsin tekrar. Evet, benim partnerim bu, eşim. Evet, eşicim. Oyun hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz acaba? Ya ben zaten çok beğenmiştim. Hani gerçekten çok az partnerim ben olunca tabii beğeneceğim. Çok az bir vaktimiz vardı ve gerçekten herkes çok çalıştı, çok istedi. O yüzden şu an bir oyun çıkartıyoruz. Yanlış mıyım yani? Yani. O yüzden ben çok kendimizi takdir ediyorum. Eğer Survivor'da sahnede kötü şeyler yapsak da biz bizeyiz sonuçta. Tanıdığım için çok eğleniyorum. Barış Hoca gibi bir öğretmenle tanıştığım için de çok mutluyum. Bana su lazım, su. Biz de seni çok teşekkür ederiz, sana da kolay gelsin. Ve rigor mortis. Efendim? Evet. Oyun hakkındaki düşüncelerin var mı? Kimseye yardım değil yani. Oyun hakkında bir şey söyleyecek olacaksam, bir kelimeyse eğer. Mucize. Bu kadar kısa sürede bu şekilde. Bir haftada yani tabii mucize. Çok güzel, çok çalıştık. Umarım sonunu aldık. Umarım sana kolay gelsin. Ve sonunda sürpriz yumurta kalkmak. Kalkmak istemiyorum. Neden? Buranın ışığı daha güzel. Tamam öyle. Evet Nida'cığım. Merhaba. Sen neyiz? Oyun hakkındaki düşünceleri alabilir miyiz? Şimdi öncelikle çok heyecanlıyım. Gerçekten ilk defa sahneye çıkıyorum. İlk defa bir oyunda rol alıyorum. Ve bu oyunu yapacağımızı bir hafta önce öğrendik. Yaparsın. 210 kişi geliyor. 30 tanesini tanıyorum. Elim ayağım titriyor yani. Başka bir şey demek istemiyorum. Tamam, teşekkür herkes ederiz. Çok sağ olun. Ve işte o bizim annemiz. O bizim baş tacımız. Nesrin Sultan. Evet abla, senden şimdi birkaç cümle istiyoruz. Oyunla alakalı ne demek istiyorsun? Aynen aynen. Çok heyecanlıyım. Heyecanımı hiç belli etmiyorum. Titriyorum. Bu son derece sakinim. Evet, muhteşem olacak. Buna tüm kalbimle inanıyorum. Ekip arkadaşlarımın hepsini tek tek seviyorum. Umarım daha sonra da görüşmek üzere şimdi. Kalem misin? O zaman evet, hazır erkek de yanımızdayken Bülent abimize geçelim, en büyüğümüz. Evet Bülent abi, oyun hakkındaki görüşlerini alalım abi senin de. Evet, kamera şey oyunu iptal oldu. Ne olur, son bir hafta kala yeni bir oyun skeç çıkarıyoruz. Hepimizde müthiş bir heyecan var ve enerji de var. Umuyorum bu oyunu başaracağız ve MSM'de ilk kez bir şeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bir haftada çalışarak oyun çıkarmayı başarmış olacağız. Gelin. Bütün arkadaşları gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çok hepsi birbirinden değerli, özverililer. Hepsine gerçekten canlı yürekten başarılar diliyorum skeçlerinde. Yolumuz bundan sonra keşişir. Yani sadece bir tiyatro arkadaşlığı değil, sonraki şeylerde de görüşmeyi diliyorum. İnşallah. Teşekkür ederiz. Ve şimdi Aziz'cim seni böyle alalım. Lütfen. Evet Aziz, sınıfımızın en yakışıklı erkeği kendisi. Baby face dediğimiz. Şimdi Aziz senden birkaç cümle istiyoruz oyun hakkında. Hani bir haftada oyunu çıkardık. Ne düşünüyorsun? Yani muhteşem bir iş. Yani 6 ayda bir oyun çıkartamayıp bir haftada bir oyun çıkartmak gerçekten muhteşem bir duygu. Yani bundan ne çıkarıyoruz? Her yerde her zaman. Tamam öyle olsun. Her yerde her zaman. Bir şey söyleyeyim. Şu yakışır. Cidden şu an yakışır şu. Gökte Şambır'la yüzüyor resmen. Bu arada daha önce oyunu çıkarmadık. Onu haberimiz var. Bir dakika ya. Çok özür dilerim. Bak şu an Yıldız'ın önünden geçiyor. Sahne ışığını aldım. Yani resmen benim taytımı da çeker misin? Hayır resmen bir Yıldız kaydı şu an. Taytımı. O zaman beni pandemi. Benim Yıldız'ımı kaydırmaya çalışıyorlar. Evet şu an öncelikle. Ben de. Ve panduflarım. Şimdi de
arkadaşımız sevgilimiz. Yakışıklı kardeşimiz. En yakışıklısı burada. Yok yok. Şimdi yanımızda yazılımcı kendisi, sınıfımızın yazılımcısı, bilgisayarcısı. Yani sınıfın bir nevi patronu. Öyle söyleyebilirim patronu. Beyni, Serhan, beyni. Şimdi senden birkaç cümle istiyorum. Oyun hakkında güzelce. Oyunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sen seviyorum ve fazla öpüyorum. Adamsın sen, adamsın. Evet, erkek kulisine geçelim o zaman. Hadi. Şu an yanımızda Çanakkale'nin gururu var, Çanakkale'nin iftiharı var. Güzel kardeşim, oyun hakkında birkaç cümle söyler misin rica etsem? Oyun, ne söyleyeyim konuşmaya hazırlar. Altı ay boyunca ne güzel. Bak bir haftada oyun çıkardık, onun hakkında bir şeyler söyleyebilirsin. Altı ay boyunca ne güzel anılarımız oldu. Hepimizi birbirimizi tanıdık, arkadaşı getirdik, daha vesaire vesaire şeyler. Yani altı aylık bir süreç içerisinde cover oyunu seçmiştik, çıkmadı. Ama yani bu oyunu bir haftada çıkarabilmemiz... Bence mucize, profesyonel bir oyuncu olduğumuzu deliniyor zaten. Ya ona adım atıyoruz açıkçası, mucize bence. Evet, yani bu arada mucize. Sınıftaki arkadaşlarımı hepsine eline emeğine sağlık. Konuşamadım. Hepsini çok seviyorum. Hepinizi seviyorum. Evet, şimdi iyi bakın. Sınıfımızın en panik atağı, en heyecanlı çocuğu kardeşim benim. Şak Ömer. Ömer. En pozitif en pozitifi, en enerjiyi Ömer. Şimdi senden oyun hakkında genel bir bilgi istiyoruz. Bir haftamız bir hafta bari çok hissetti, bari evet, çok fazla gergin olduk ama geldi bunu yaptık, başardık. Nesli ama! Ben de şey sormak ister misin arkadaşlar? Ben arkadaşlara da çok konuşmak gerekiyor. Ve kendi hakkında da bir şey söylüyorum. Bu kadar şampiyonluk olmasaydı, arkadaşlar yakışıklı olmazdım. Eyvallah. En komiği... Şimdi Gökse, o bizim genel, şöyle söyleyeyim, sınıfın en seksilisi, en iyisi, yani aramızda en iyilerden biri açıkçası, benden de iyi kardeşim. Şimdi Gökse sen, senden oyun hakkında birkaç cümle istiyoruz, birkaç şey, demeç. A101 Gökse! Bu arada bir dakika onu söylemeden geçmeyeceğim. Arkadaşımız A101'den çalışıyor ve A101'den öyle çikolatalar getiriyor ki bize. Orayı sansürlüyoruz, orayı bipliyoruz. Neyse sen oyun hakkında birkaç şey ver. Demek. Ama Ocak ayında bir oyun seçildi. Evet. Oyun iptal oldu. Sonra tekrardan bir oyun seçildi. O da iptal oldu derken bir hafta gibi kısa bir sürede açıkçası böyle güzel bir oyun önümüze geldi. Barış Hoca sağ olsun bize güvendi, etti ve bu oyunu sundu. Çalıştık, ettik, hazırlandık. Bence de güzel bir şey sunacağımızı düşünüyorum. Umarım, inşallah. Bakalım saatini bekliyoruz artık. Eyvallah. Evet, şimdi de bizimle oyuna çıkamayan ama aramızdan hiç ayrılmayan arkadaşımız, arkadaşımız Merve. Merve, yani birkaç senden şey istiyorum. Hani ben gerçekten arkadaşlarımdan daha heyecanlı olabilirim. Çok enteresanmış kameraya karşı konuşmak. Ya gerçekten ve bu oyunda yer almak isterdim. Çünkü Barış Hoca ile ve bu ekiple birlikte sahnede olmak gerçekten çok eğlenceli olması gerekiyor. Türkçemin güzelliği. Sizleri seviyorum. Özür dilerim. Bu arada kendisi bizim hocamızdır. İngilizce hocamız ve İngilizce müthiş ya. I got you. Şakır şakır İngiliz. Şakır şakır evet. Speak İngilizce. Ve arkadaşlarıma sonuna kadar güveniyorum. Bence çok güzel çok bir oyun çıkacak. Çok komik olacak. En ön sıradan alkışlayacağız. Bir dakika. Bunu da unutmayalım. Her zaman söylemişizdir. Tiyatro insanı insana insanla anlatan... Bravo! Orada okudun yazı. Son kez bütün emeği geçen arkadaşlarım çok teşekkür ederim. Hocama çok teşekkür ederim. Müjdat Bey'e çok teşekkür ederim. Herkesin eline emeğine sağlık. Kapattım ben. Bu işe gelirsin artık. Genel. Herkese sevgiler. Bildik bir aleme de gidiyoruz yani. Evet sizden oyunumuzu anlatan bir şey. Bindik bir alamete kalıyoruz kıyamet. Ekle de oyunu tutma aile. Sen oynamam. Tövbe ettin. Oyna tövbe. Bir dakika durun. Dur bileyim. Sesini. Abicim tiyatroyu çekmeye geldi ama birbirimizi çekiyor abi. Kamera gelecek bu da o yüzden. Hayır. Hop. Merve parayı yapıştı bence. Yok ki. Heyecanlanacak bir durum yok, anlatabiliyor muyum? Hele gel. Sizi gidip çekelim. Ankaralılar öyle mi oynuyor? Ayı böyle oynar, gel.
Gel 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 gel. Vay, neler veriyorsun sen? Tabi onca aldan falan. Vay vay vay, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım. Yeni kıyafetim, yeni kostümü. Evet, bu yeni kostüm. İkinci oyun, yani ikinci karakterim var. İkinci karakterim bu. Özellikle favorim İti Basmak olan. İti Basmak. Ve mucize oyunumuzu izlemeye hoş geldiniz. Bir haftada çık, bir haftada. Arkadaşlar, bir hafta bir tuvalet ihtiyacı.